Böyle mi bürokrasi aşılacak? Aşko falan. İnan bana bunlarla Türkiye ilgilenmiyor. Sus. İnan bana bunlarla Türkiye ilgilenmiyor. 39. 39. Ha. 39. Evet. 50. Bittim ben. Ne oldu? Bittim ben. Ne oldu? Çok büyük bir hata yaptım. Ne oldu? Bittim ben. Yani çok alçak an gördüm Uğur Ozan. Evet. Az önce senin yaptığın an kadar alçak, çok az fantezi anı gördüm. Sokay Esen merhaba. Siniksap'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık fantezinin... Haftalık fantezi! Fantezi! Yeni bölümüyle sizlerleyiz. Devam ediyoruz. Çok tamam. Sempatik girdik. İşte sempati, işte profesyonellik. En sevdiğimiz konuklayız bugün. Evet. Bu programın, yani şöyle düşün, hisseye dağıtalım bu programı. %40'ı benim, 40'ı senin. %20'si de bu adamın. Başka kimseye de bir şey yok. Başka kimseye de bir şey yok. Siz hepiniz figüransınız. %20'si de bu arada. Yerde hisse varsa ben Kaan abi o hisseyi bırakırım. Kaan abi alır zaten. Yani hisseyi alır zaten. Kaan abi alır. Kaan abi burada zaten... da hissesi var. Ha, onu diyecektim zaten. Burada da hissesi var. Genelde girdiği kurumlarda hisseleri var Kaan abi. Bilmiyorsanız eğer burada da hissesi var. Biz ona göre davranıyoruz. Kaan abi arada bizi terbiye ediyor birçok konuda. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Burada olmak çok güzel. Sizden övgü almak da çok güzel. Yani... Her seferinde heyecanlanıyorum. Bugün ne konuşacağız, bugün nelere dalacağız, bugün hangi konulara gireceğiz diye çok mutluyum. Hemen hızlı bir haberle devam edelim. Edelim. Fransa'nın en genç ve ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Atal eski sevgilisi Stefan Séjourné Dışişleri Bakanı olarak atadı. Evet. Ne diyorsunuz? Siz de bir Fransızsınız. Fransızsınız siyasi konulardaki. Yani sanıyorum... eski bir haber. Lütfen hayır içeriden de düzeltme gelsin. Sanıyorum Macron atıyor bunları bu arada. Ya Macron atıyor olabilir. Tabii doğru evet Macron atıyor. Yani ama başbakan... Fransa'ya yine laf söyletmedi. Başbakanı da Macron atadı ama şöyle düşün. Ben şunu söylüyorum. Kabinede başbakanın onayı olmadan... Doğru. Kuş uçmaz. O yüzden... Ben doğru bir adım olarak nitelendiriyorum bunu. Yani Fransa'da çünkü kurumların bir arada çalışılabilirliğine ihtiyaç vardı uzun süredir. Hep beraber çalışabilen, daha hızlı hareket edebilen, daha zinde kurumlara... Bürokrasiyi aşmaya yönelik bir hamle. Yani o Fransa'nın üzerindeki o ataletin takılması. Böyle mi atılacak? Bunu çok doğru görüyorum. Ataleti Atal başbakanı Allah. Lan oydu zaten. Böyle mi atılacak? Şaka oydu rezil adam. Oğlum bir dakika biz de altını çiziyoruz ama şakanın. Bol yaptık. Şakayı ama kardeşim yapma. Yapma. Böyle mi bürokrasi aşılacak? Aşko falan. Ya Fransa çok ilginç tabii bu konuda. Nereye gidiyorsun yakın dönemde var mısın? Var Lille'e gideceğim yine. Yine Lille. Yine Lille. Yani bizim vatan toprağımıza biz sürekli gideriz. Birkaç kere orada yani genelde amcamlarda kalıyorum tabii. Birkaç kere farklı otellerde de kaldım. Özellikle bir Arap otelinde kalmıştım vaktiyle. Amcamlar Lille'de değildi. Çok ilginç bir otelde kaldım Lille'in merkezinde. 2 euro falandı ve neden 2 euro olduğunu da otelde kaldığımın ikinci gününde anlamıştım. Ama ne yaptın? Yani ne yapmadım sorusu daha önemli. Yani ortak banyo muydu? Sunduğu bazı şeyleri değerlendirmeme yönünde kararlar aldım. Hani otel bana bazı önerilerde bulundu ikinci gün. Ben otelin niyetinin... Eski taşağıda. Otelin niyetinin daha farklı olduğunu fark ettim orada. Evet. Dedim ki bu benim düşündüğüm tipte bir otel değilmiş. Erman Yaşar tedavisi. Avrupa Şampiyonası'nda işte Lille'in futbol stadında oynanmıştı. Bu Gasol'ün işte 41 mi 40. Moroy'da mı? Ha, yani o eski belediye başkanı zaten Pierre Moroy aynen. Onu da sevgili anıyoruz. İnan bana bir şey söylemişti bir tane. Hatırlıyor musun? Midyeci. Evet, aynen. Manyak bir, çok ucuz fiyatlar ve... Midyemiz ünlüdür. Midyemiz ünlüdür Lide'de. Zaten seyircilerimiz de bilirler. Farklı tipte bir midye vardır. Onlara da tavsiye ederiz. Midye... Şey modeli mi orada da? Kaç tane yedin? 20. Aynen. Ne veriyoruz? Pilav yok tabii. Aynen. Pilav yok. Bir pas atıldı şu an. Pilav nerede var? Pilav burada var. Doğru. Bugün biraz gecikme var. Yavaş yavaş açılıyoruz. Ben biraz bir şey gördüm bugün. Evet, jetonun bir geçişmesi sorunu var. Olmaz normal. Kafan mı dağınık? Kafan değil. Aklın mı karışık? Aklım karışık. Yavaş yavaş geliyor. Bugün çok fazla takımıma konsantreyim. Okay. Her zaman en iyisidir yavaş yavaş. Evet. O izleyicimizin de o konuda şikayetleri var zaten. Evet, aynen. Biz hemen şöyle yapalım. Sneaks Up'ın hani katkılarıyla değil, bizzat. Sneaks Up, Glen Rice'ı evet, Türkiye ile buluşturuyor. Yaşatıyor Glen Rice. Yaşatıyor. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Ünlü sporcu Glen Rice. İş adamı da aynı zamanda. İş adamı, tekstilci Glen Rice. Onun kendi imzasıyla. Evet, bende de tam şurada böbreğimin... üzerinde tam şurada görebilirsiniz imzasıyla çıkan bir koleksiyon. Yani şey, bu imzayı şeye atmışlar. Güzel bir sloganı da var. Kral. Evet. It takes a little more to make a champion. Evet. Kendisi... Benimkinde de şey yazıyor. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Glen Rice. İmzası Glen Rice. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen Wikipedia sayfasını açtım. Bir oku bize Glen Rice'ı. Glen Rice'ı bir izleyicimize hatırlat. Şu an şeydeyim, Sarah Palin ilişkisindeyim aslında. Ne varmış? 1987'de şöyle söyleyeyim. Kokain, Glen Rice ve Sarah Palin ve bir oda ve bir yatak. Oha! Yani her şey var. Ben bunu bilmiyordum. Spor, siyaset, uyuşturucu, seks. Evet, 15 Eylül 2011 tarihli bir haber. Tabii ben yeni hatırladım. Evet. Yani siyasetle girdik, siyasetle aslında devam ediyoruz. 87'de imzayı atmış. Sarah Palin de yani çok ilginç bir figürdü gerçekten. Zeki bir kadın. Alaskalı mıydı? Alaskalı gururu. Trajan Langdon gibi. Evet. Suikastçı. Evet. Alaskan Assassin. Ama yani Glen Rice'ın kariyerine laf söylemek hiç bize düşmez. Çok özel bir kariyer, çok özel bir tekstilci. Sonrasında şeyler de var. Şimdi bakıyorum. Miami'de yakalanmış 2008'de. Abi bir rahat dur ya. Allah. Ve şöyle bir haber var. 2016'da uzun süreli kız arkadaşı ve aynı zamanda en küçük kızının annesi. Evet. Tia Santoro ile Vizcaya Müzesi'nde evlenmiş. Çok enteresan. Vizcaya Müzesi'nde. Vizcaya Müzesi'nde de Bilbao'da tavsiye ederim. Vizcaya. Pazartesi günleri giriş ücretsizdir. Evet. Öğrencilere her daim %50 indirim. Hem Miami'lilere hem turistlere aynı fiyat. Aynı fiyat. Vizcaya ben de bir güzel bir espri düşünüyordum da sen daha önce davrandın. Helal. Tebrik ederim. Ama ben biraz... Buyurun yapın esprinizi. Lütfen. Yani hani şey diyeyim, güzel bir espri düşünüyordum derken yani seninki oldu. Hani ben daha iyisini düşünüyordum ama sen hani bu espriye... Bazen ilk gitmek önemli. Aynen öyle dedi ve kolasından bir yudum aldı. Bugün çok önemli konuları gündeme getireceğiz, tartışacağız. Program daha yeni başlıyor. Haftanın sonuçları. Bu sezonun ses getiren bölümü. Haftanın sonuçları, Manager of the Week ve puan tablosu. Şimdi geçen hafta ben şunu fark ettim. Neler hazırlamışsınız bir ara. Geçen hafta şunu fark ettim. Puan tablosunu ekrana vermemişiz. Evet, vereceğiz. Artık vereceğiz. Bu hafta puan tablosu da ekranda olacak. Erkan'ın zaten pazartesi günü attığı mesajlardan çok sıkıldık. Her sabah. Erkan'dan tiksinmek üzereyim. Erkan bizi izliyorsan sen gittikçe bizim için yenilmesi, ezilmesi gereken bir düşmana dönüştün. Pazartesi günleri bizi mutsuz ediyorsun. Aynen. Bizim canımızı çok sıkıyorsun. Bu kadar. Gruba da bir şey yazmış işte geçen. Bir video. Bize de ulaştı bu video biliyorsun. Çirkin bir video. Bu videoyu kullanmayacağız. Gündeme almayacağız. Erkan Yılmaz'ın bu videosu kullanılmayacak. Döndükten sonra taraflar oturur. Konuşurlar. Evet. Manager of the Week bölümü. Evet, Manager of the Week bölümünde haftanın sonuçlarına başlıyorum. Arizona Kertenkeleleri 7-2 Emre Özcan'ı mağlup etti. Single Malts 6-3 Yeşillenirimi mağlup etti. Sen 6-3 kazandın antidepresans önünde. İnan 7-2 kaybetti ve ağır haftanın en ağır mağlubiyetlerinden biri. Düşüş devam ediyor. Evet. Tevkif Press 5-4 kazandı. Oğlum kime kaybettiğini söylesene. Şemsettin Baş, unuttun mu onu? Evet, Aras Bayram'a kaybetti. Aras Bayram da Erkan'ı takip ediyor ama ilk iki koptu biraz. Ligden ilk iki biraz koptu. Buna da geleceğiz. Tevkif Fires 5-4 yendi. Dominic Dominators Poyraz'ı. Devam edelim. Penis Chocolate 6-3 mağlup etti Onur Erdem Beydur'u. Erkan Yılmaz 8, Fero 1. Ben de Kaan abi 5-4 mağlup ettim. Ki 6-3'te olabilirdi. Kesin şöyle, son gün 7-2 gerideydim. Evet. Kaan abiyle o gün bir yayınımız vardı. Hiç konuşmadı benimle ikinci devrede, yani yayında konuştu tabii ki ama mola esnasında hiç konuşmadı. Çok sinirliydi. Eksiklerime rağmen tabii Kaan abiyi mağlup etmiş olmam. Seni haftanın menajeri mi yapıyor? Bilmiyorum. Ama bütün takım sakat benim. Chris Paul sakat. Lonzo Ball sakat. Söylemiştim daha önce de. Desmond Bane sakat. Zubat sakat. Keegan Murray sakat. Gary Trent sakat. LaVar Ball saymıyordur şu anda LaVar Ball. Lonzo sakat diye. Lonzo'yu da 2 hafta önce aldık ya da. Ama sakat geldi. Sırf sakat gözüksün diye takımda Lonzo. Yani bu daha aşağılık bir hareket yok fantezi tarihinde. Dante Exum da sakat. Yani hani çok fazla gerçekten sağlıklı sakat oyuncular. Ama yine de 92'de Magic Johnson'ı almak gibi bir şey. Ben şampiyon olurdum da adam AIDS oldu. Ne yapayım yani. Hem işte burada hem basketbolu hem de cinsel hayata hakimiyet gerektiriyor böyle bir şaka mı? Siyaset, hayat, sanat dünyasını yine birleştirdi. Evet ki ikisine de son derece hakimsiniz. İnşallah sizden isteğim şu, daha doğrusu hayalim ve talebim şu bir arkadaşım. İnşallah aklınızdaki tüm mekanlara girebilirsiniz İstanbul'da hep. Yani hani gitmek istediğiniz yerlere problem olmadan girebilirsiniz. Evet. Oturmak istediğiniz sandalyelere oturabilirsiniz. Tek dileğim bu. Hayda. Sevgili kardeşim. Kral yakın zamanda bir sen de kendini mekanlardan attırma noktasına gelme de girelim değil mi? Hep beraber girelim. Aptal. Evet. Geçen gün Kral, ben de bir arkadaşımla karşılaştım Kadıköy'de. Sokrates Wi-Fi parolası Arhan'la paylaşılsın mı? Oo, ne münasebet. Paylaşma sakın. Paylaş. Arhan ne yapıyor ya orada? Arhan. Kral, Sokrates'ten, stüdyodan isim vermeyeceğim, bir arkadaşımızla Kadıköy'de karşılaştım. Şöyle bir cümle kurdu. Mekanlara giremezseniz abi beni ara. Sen kimsin lan deseydin? Çok üzüldüm. O sezon başında yaşanan o Kadıköy skandalı. Stüdyodan biri söyledi. Evet, isim vermeyeceğim. Şey mi dedin? Caner Eler. Oğlum kendine gel lan, ben değil falan deseydin. Kral, ama yani Kadıköy'ün yaptığı hepimize yapılmış bir ayıptır. O ayıp da devam ediyor. Bana da geldi bu arada. Share Wi-Fi password for Socrates. Arhan Ata Pilavoğlu. Evet. Share. Wi-Fi'yi paylaşalım. Atom'un ne zor koşullarda sizlere ulaştığını aslında burada görebiliyoruz. Mum ışığında ders çalışıyor. Evet, haftanın menajeri. Kim haftanın menajeri? Ben bakıyorum. Ya, sen olamazsın. Kaan Kural çok iyi. Ben inan demek istiyorum. Yani şu yüzden inan demek istiyorum. Evet. Şimdi 7-2 kaybetmiş bir adam. Hala sevinçli. Burada gülüyor. Hala pozitif. Yani programda 4.5'a çekildi. Çek şunun Ya kapat şu sesi. Biz Emre Özcan değiliz. Akıllı ol. Bir tane mesaj sesi geldi. O videoyu da tabii ki yani evet, beklenti olduğunu farkında. O son bölümde yorumlayacağız onu. Ben yine de evet, İnan'ın tüm pozitifliğini koruyabilişinden ötürü İnan'ı seçmek istiyorum. Ben hem bir geleneği yaşatma hem de son gün çok moralinin bozulduğunu öğrendikten sonra Kaan Kural demek istiyorum. Ben Kaan abinin 5-4'lük direnişini çok değerli buldum ve Kaan Kural demek istiyorum. Manager of the Week. Ya ben Şevsettin Baş demek istiyorum, o yüzden siz karar verin. Kaan Kural won. Back to back Manager of the Week award. Geçen hafta da çünkü bu hayvan yüzünden Kaan Kural seçildi. Evet. Evet. Bu Kaan Kural'a 3 tane farklı oy var. Aslında o zaman Gülhan, ben Can Öz'le Gülhan abla arasında kaldım. Gerçekten Gülhan abla yani bu şimdi bu ödülü... Ödüle mi aday yoksa onu belirleyecek? Bence aday değil, direkt veriyoruz Gülhan abla. Ha tamam. Gülhan Asal. Evet, görünmez kahraman burada. Yani tabii Can Öz'ün şöyle bir durumu var. Can Öz ligde de yer almak istedi aslında ama bunu kendine evet, şey yapamadı. Yani kendini ikna edemedi. Çok iyi olur. Seçeceğiz. Espri yapılmak üzere olan bir an ama herkes espriyi ölçmeye çalışıyor. Evet. O yüzden zaten gergin bir an oldu. Yani hani şey yapılamadı. Biz Can Öz diyelim. Haftanın en şeyi Can Öz. Tebrik ediyoruz kendisini. Can Öz Manager of the Week oldu. Yani düşün bak, oynamadan Manager of the Week, bir de oynasa neler olacak. Haftanın menajeri ve şimdi puan tablosu zamanı. Niye kafasını okuyorsun Jordan'ın? Sever. Biraz feyz almak istiyorum. Biraz nasıl yolu toparlayacağımızı şey yapmak istiyorum. Çünkü o yıllardır biliyorsun Charlotte'ı toparlayamadı. Aynı bokun içindeyiz şimdi Jordan'la. İnşallah toparlayalım. Biraz konuşsana Jordan'la, bir şeyler söyle. Kafasını okşaya okşaya böyle. Ulan bir belgesel çektin. Millet yuvalanıyor. Ha, gariban eşi, günahsız eşi yuvalanıyor. Adam öldükten kaç yıl sonra diye. Yani tamam Jerry Crows'un da hataları olmuştur. Tabii hepimizin oldu. Hepimizin oldu bu hayatta. Tamam tabii ki oyuncular kazanır. Yani Jerry Crows'un oyuncular değil kulüp kazanır, franchise kazanır. Franchise önemlidir demesi saçma. Ama abicim o franchise'ın tek sorunu veya o hanedanlık döneminin tek problemi o herif miydi yani? Yazıklar olsun ya. Ve ben hayatta da buna inanıyorum kral. Mükemmel bir belgeseldi o açıdan. Hani kendi iç dünyasını göstermek açısından. Ama abi kazanan insanların bile artık kazanmakla olan ilişkisini bu kadar problemli yerden anlatması beni rahatsız ediyor. Bitti abi, kazandın. Yeter. Bu kadar ciddi değerlendirme yeter. Yeter artık. Yeter. Pandemi dönemine bir dönelim. Yeter. Yeter. Pandemi günleri Last Dance çok izleniyor. Ben şeyi unutamıyorum. Babasının ölümü sonra ilk şampiyon. Ağlıyor ya yerde. Twitter'da herkes gözyaşları sel. Yani, ağlayan, samimi olarak ağlayan varsa çıksın. Real time izleme şeyi. Evet. Özellikle tabii Emre Özcan'ın o dönem bizlerle sen hani WhatsApp grubundaki abi inanılmaz bir bölüm hatırlarsın. Evet hatırlıyorum. Emre Özcan'ın daha WhatsApp grubumuzdan sinirlenerek çıkmadığı dönemler. O zaman... Ama spor belgesellerinin böyle üzücü bir tarafı var. Rozan kusura bakma. Benim ablam da bu sezon Glenn Hoddle'la sinirlendi çok fazla. David Beckham belgeseli yüzünden. Dedi ki Beckham'a çok ciddi yanlışlar yaptı dedi. Evet. Böyle yani artık spor böyle yaşanıyor. Mesela Tour de France belgeseli bir arkadaşımla buluştuk. Arkadaşım dedi ki sarı takım. Sarı takımı çok seviyorum ben dedi. Artık böyle yaşanıyor spor. Ben de Tour de France belgeselinde Caner Eler'in yer bulamamasına çok sinirlendim. Belgeselin yapımcılarıyla da bu konuyu görüşeceğim. Yok sayamazsınız. Saydırmam yani. Gidelim mi bu videoya? Bu videoya gidelim. Bu videoya gidiyoruz. Ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Ne oldu? Abi ben mahvoldum. Ne oldu lan? Abi vize... Ben bittim Canberk. İngiltere vizesi için bugün randevum vardı, unuttum. Kaçta? 11.30. Pasaportum yok. Saat kaç şu an? 10. Ah, ne yaptım ben ya? Geçmiş olsun Emre Özcan. Evet, yani bir gün bile olmadı. 2,5 milyon izlenen bir video. Yani işte samimiyetini zaten yani biz şimdi şöyle bir programda zaman zaman şimdi bu seviyede zaten taklit, yani bunu taklit edemezsiniz. Bu başka bir şey. Bu yaşanır. Başka bir şey. Şunu ortaya seriyor Emre Özcan'ın panik ve şey anlarına dair. Emre Özcan'dan yanıt alamıyorsunuz duruma ilişkin. Evet. Yani. Bittim ben. Ne oldu? Canım. Bittim ben. Ne oldu? Çok büyük bir hata yaptım. Ne oldu? Bittim ben. ve yani gerçekten hani bu şöyle normalde tabii ki kayıtta olmaz burası ama program başladığı için kayıtta. Program başladığı için kayıtta ve zaten sonrası da kayıttan çıkıldı. Çünkü kendisi... Vizeye gitti. Evet. Önce perde gitti. Arkasında tabii şey yapalım. Pasaportlara, perde arkasında yine yapacağız. Yani evet. Bunu perde arkası, vize nasıl ondan sonra halloldu? Ha işte gitti, şeyini aldı, pasaportunu aldı. Richard Moore'la iletişime geçildi. Aynen. Geçildi. Önemli Beşiktaş'ta oldu. İşte o adam. Evet, Richard Moore. Evet. Acayip bir adam. Şimdi de Kenan Bey. Evet, şimdi Hakan Fidan'ı Britanya'nın. Abi adamı MI6'in başına geçirmeleri inanılmaz bir şey. Adam Emre Özcan'a vize veriyordu bundan 3 sene önce. Şu an MI6'in başında. Evet, yani... Çok yakınız MI6'e. Bir telefon uzaklıktayız. Şimdi biliyorsunuz bu videoda da arka plana koydukları... Onu zaten evet. Ama aslında vize başvurusu oradan yapılmıyor. Evet, ama Mecidiyeköy'de pasajın için yakında corner'ı alıyoruz. Zafer abi bakacak. Yani corner pub'un fotoğrafı koymuş. Corner'dan çekimi. Onu şöyle hani şimdi arkası tabii yeşil perde olduğu için birçok imkanımız vardı orada. Onu yani bayraklı olan kısmı biliyorsun ki o karede var. O yüzden onu tercih ettik. Profilo alışveriş merkezi. İnanılmaz bir yer bu arada. İnanılmaz bir yer. Hiçbir dükkan yok Profilo'da. Bir tane kıyafetçi, bir de vize var. Başka hiçbir şey yok yani. İltere ayakta tutuyor. Bir de Emre Yazıcıoğlu bilardo oynuyor orada. Orada mı? Aşağıda. Emre Yazıcıoğlu. Abi top kaçtı buraya. Yani çok alakasız bir taklit ama. Evet ama yani öyle geldi. Ben öyle geldi. Kusura bakmayın. Bir de böyle olsun be. Bir de böyle olsun be. Yani biz her hafta yorumluyoruz Emre Özcan'ın bu tarzını ama senin de bir duymak istiyoruz. Yani bu konuyla alakalı şaşırdın mı Emre'nin bu tepkisine? Abi şok içinde kalmadım. Ama ya kalınabilir gerçekten. İnsan tanıyınca Emre Özcan'ı. Ben hep şeyde tabii sıkıntı yaşıyorum bunlarda. Yani Emre Özcan da genelde birebir de bu kadar şok olduğunu görmüyorum. Genelde evet. Emre Özcan birebir de şok oluyor. Yanında ya sen oluyorsun ya Erman oluyor. Genelde şey oluyor zaten. Emre Özcan'ın yanında Emre Özcan'ı sakinleştiren bir başka figür. Paylaşılmasını istemedi bunu da. Paylaşılmasını istemedi. Burada bir Sokrates sırrı da açığa çıkarabilirim. Ama tebrik ediyorum Emre Özcan'ı da. Hemen gitmiş halletmiş süreci. Tabii. Hemen gitmiş halletmiş süreci. İnşallah çıkar vize. Çünkü biliyorsun vizenin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Sponsorlu başvurulan vizeler çok bela alabiliyor. Erman'dan da gördüğümüz gibi inşallah bir sıkıntı olmaz. İnşallah sıkıntı olmaz. Biz Emre Özcan'ı Britanya'da destekliyoruz. Ki bir önceki İngiltere gezisinde bilgisayarı çalınmıştı Emre. Evet. Evet, Liverpool'da. Bakalım bu sefer kahramanımızın başına neler gelecek. Anahtarımı unutacak. Telefonumu kaybedecek. Cüzdan unutması zaten cüzdan kaybeder zaten. Onda sıkıntı yok. Bakalım neler yaşanacak bu İngiltere'de. Ve ben şimdi hani bir böyle şey vermek istemiyorum. Yani tease etmek istemiyorum. Önceden böyle orada kimin olacağını, nasıl bir yolculuk olacağını ama detaylara çok hakimim. Yani orada kimlerle gittiğini de kimlerin orada olacağını da dikkatle takip edin. Dikkatle takip edin diyorum. Ve bu bölümü noktalıyoruz. Tebrikler Can Öz. Bu sezonki ilk Manager of the Week ödülü. Tebrikler Can Öz. Tebrikler Can Öz. Sen bizim gönlümüzde zaten her hafta Manager of the Week'sin. Evet. Devam edelim. Bu hafta seninle oynuyoruz. Evet. Bu benim çok fazla sakatım var. Evet. Derbisi diyebiliriz. Geçmiş olsun Uğuz. Benim yok sakatım. Ben şu an şuna bakıyorum. Şu an önümde şöyle bir tablo var. Benim 39 oyuncum oynuyor bu hafta. Ya bunlarla hiç 39 oyuncun oynamıyor. Grafiği doğru yorumla. 39 oyuncum mu var oynadı? 39 maça çıkıyor oyuncuların. Doğru. İnan bana bunlarla Türkiye ilgilenmiyor. Sus. İnan bana bunlarla Türkiye ilgilenmiyor. 39. 39. Ha. 39. Evet. 50. 11 maç daha fazla yapıyorsun. Şimdi sen beni eğer ki 7-2'nin altında bir herhangi bir skorla mağlup etmen durumuna sen başarısızsın. Ben öncelikle sana... Seni gerekirse 7-2 de ama bir şey söylemek istiyorum. Hayvan. Lonzo Ball'u bırak da bari 39'dan 42'ye çıkar. Lonzo Ball ne? Niye bırakayım Lonzo Ball'u? Dönecek, koşmaya başladı. Dönecek. Dönecek. Lonzo Ball dönecek. Lonzo Ball. Döndüm abi. Yani. Lonzo Ball. Ama yani. Arkanızı dönün. Baba. Allah Allah ya. İlla bunu söyletiyorsunuz. Ama ya çok alçak an gördüm Uğur Ozan. Evet. Az önce senin yaptığın an kadar alçak çok az fantezi anı gördüm. Yani ya. Mağlubiyeti ön almak da değil abi. Mağlubiyetin niteliğine ön almak. Yazıklar olsun. Kati yani. Suretle 5-4 mağlubiyet, 6-3 mağlubiyet takımım için bir zaferdir. Senin konuşma gibi bir hakkın yok. Ben üçüncüyüm. Ben üçüncüyüm. Ben de üçüncü severim. Evet yani söyleyecek çok şey yok. Şu dikkatimi çekti. Sen geçen hafta tekrar ilk sayfaya gelmiştin. Aynen evet. Öyle ve playoff fotosuna girdin. Ve şu an İnan'ın da üstündesin. İnan'ın altına almış durumdasın. Ben İnan'la beni İnan karşı karşıya getiremezsin. İnan'ın altına almış durumdasın. İnan'ın da olduğu bir playoff istiyorum. Hedefim o yönde ama yani bu ligde oturup hesap vermem gereken bir durum var. Yani Parma manyağı yenildim. Beydur'a yenildim. Ben demek ki playoff hak etmiyorum yani. Sen kapalı takımları açamıyorsun galiba. Evet. Kral ben sana daha önce bunu söylemiştim. Dalga geçtim ben de. Bak yemin ediyorum benim fantezi öyküm bu. Ben iyi takımı yenerim, kötü takımı yenilirim abi. Ve sevgili Öykü'ye de selamlar. Eşiniz. Çok üzücü ya. Çok üzücü. Çok yani üzücü. Evet çok üzücü ama hatalardan ders çıkararak daha iyi olabilir. Daha çünkü bitmedi. Evet ama ben bu sezonun şöyle bir başlık atmak isterim. Anatomy of a Fall. Bu sezonun başlığı budur benim için. Anatomy of a Fall. Yani izledin mi? Anatomy Dün Şüt. İzlemedim. İzlemedim. Ya şimdi hani Mustafa Fall. Yılın aldığım palmiyeli filmi Mustafa Fall. Hakikaten acayip bir film. Benim oyuncumdu. Tabii öğretemedik serbest. Benim oyuncumdu yıllar boyunca. Yakında Mbappe'de Erman abinin oyuncu. Neyse. Kral kesin izle. Aynen. Bak özellikle düşüş ya. Düşüş de çok. Mahkeme sahnesi. Mahkeme sahnesi. Mahkeme şeyde mi? Lokantada mı çekildi? Şimdi Messi'cileri karşıma almak istemiyorum ama biraz da alacağım. Alacağız. Dün biliyorsun The Best ödüllerinde yine Messi seçilmiş. Evet. Kral galiba bu sezon bir de değil mi? Dünya Kupası'nın dışında bir The Best. Da kutlayalım o da. Ödülünü aldı. Yani FIFA'nın da bestinde galiba Dünya Kupası olmayan sezonda da Messi. Tam doğru adama sordum bence. Evet. Aynen. Şimdi kral. Burada Messi'ciler lütfen kızmasın ama Anatomy of a Fall'da bir köpek var. O köpek. Köpeğin adı Messi. Çok tatlı bir köpek. Aynen. Evet. Ve inanılmaz oynuyor. Ben sana söyleyeyim bu sene dünyadaki en iyi oyuncu, en iyi Messi bile değil Lionel Messi. Anatomy of a Fall'daki köpek evet. Messi net bir şekilde Lionel Messi'den daha öndeydi bu sezon. Şimdi senin TikTok camiasıyla baş başa bırakmak istiyorum. Senin bu ülkede kredin bitmez. Bu bitmeyen kredin de bu şakanın hani problem yaratmamasını beraberinde getirir. Ya sen ne krizleri atlattın ya, bir de o da var. Ama yoksa şimdi burada Arhan Ata Pilavoğlu ki o da ciddi kredi kazanıyor son dönem. Mesela ne diyelim? Ruhat Akkuş bu şakayı yaptı diyelim. Zor olabilir ama ben her zaman Ronaldo'cu kimliğimi de ortaya attım. Köpek, Messi, Anatomy of a Fall. Mahkemede Lube Ayar da var o sahnede. Erman Kunter. Film neyi anlatıyor? Sadece dağılan bir aileyi anlatmıyor. Aynı zamanda dağılan bir Avrupa'yı da anlatıyor. İnanılmaz bir şey. Bu yılın en iyi filmi %100. Son 5 yılında en iyi filmi. Tamam o zaman izleriz canım o zaman. Messi de acayip oynuyor burada. Yani Lionel'e bir hakaret yok. Messi çok iyi. Evet. Fikstür. Gelecek haftanın programı. Bu haftanın fikstürü. Gelecek. Evet. Yani bu haftanın. Şöyle içinde bulunduğumuz haftanın programı. Derbisi dedik. Maçı. Derbisi. Kaan Kural, Emre Özcan şu anda 6-1 devam ediyor. Evet, buna ne diyebiliriz? Yorumcu derbisi diyebiliriz. Emre kavga çıktı galiba dışarıda. Arhan bağırma oğlum. Harbi Arhan birine bağırıyor. Bağırma oğlum. Arhan yakaladığın başarı ortada atomlar. Burada bir şey istediğimi yapacaksınız. Yeşillenirim antidepresans. Bu ne derbisi belli değil yani hani. Bu tıbbi yani Medipol derbisi. Tevkif pres Şemsettin Baş. Buna da bir şey diyemedim. Ne derbisi olduğu belli olmayan bir şey. Yani derbi değil şimdi belki de. Bir başka derbi. Caner Eler, İnan Özdemir. Adı üstünde yani bisiklet, hani bisiklet derbisi, Fransız derbisi. Evet öyle. Heyecanlıyız. Az önce Uğur Ozan Sulak da bir söz verdi. Buradan da kayıt altına alalım. Caner Eler'e bir sonraki yurt dışı seyahatimde Uğur Ozan Sulak... bu hafta Uğur Ozan Sulak bir viski getireceğini deklare etti. Evet. Dileriz, ama marka verilmedi. Dileriz bu sözün... Şimdiden hayırlı olsun. Çünkü Uğur Ozan şöyle dedi. Yani kesin getiririm abi. Ve bu hani genelde getirmiyorum. Çok bunun işte yakın yani hani bu karşılığıdır. Evet. Ben... Ama dilerim burada insanları kandırmazsın. Burada halkın aklıyla oynamazsın. Yok dilerim. Ben bu akşam evimin karşısındaki tekelden alırım. Evde zaten duty free poşetleri de var. Ver içine. Döndüğümde o poşeti. Hatta bir şişe transferi bile belki olabilir. Belki olabilir ama zaten Caner abinin de çok severek içtiği, tabii ki hepsini bitliyoruz arkadaşlar. Bir içki şimdiden hayırlı olsun. Çarşamba günü kimselere söz vermeyin. Türkiye saatiyle 3.30'da. Houston, New York. Caner Eler, Alperen Şengün. Ken Whitmore. Boban Bardjanovic belki bir ihtimal. Sizlerle birlikte olacaklar. Bu programın yayına girdiği günün gecesinde. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan. Evet. Sizlerle birlikte olacak. Diğer derbiler Onur Erdem, Yiğit Poyraz, Boş Adam derbisi. Big Dick Enerji, Arizona. Bu da sporcu derbisi diyebiliriz. Sporcu derbisi. Team Fero, Beydur, Mizah derbisi olabilir. Ya bilmiyorum ama Beydur da 16. sırada. Yükseliş devam ediyor. İnan senin ne kadar paran var? 82. Benim 74. Benim 63. Ama benim 19'da şeyden var. Doğru, öncekinden var. En az kalan Onur. $50 var. Onur geçen hafta çünkü Vince Williams'a $25'ını Hunarca garip bir para verdi. Evet. Yani Vince Williams tabii ki çok süre olacak ve iyi maçlar olacaktır ama Onur korktu ikinci tekliften. İkinci teklif $2 falan. Hemen ona bakalım. Ben de bu sabaha bir değinmek istiyorum onun ardından. Daha önce ben 0'a almışım Vince Williams'ı. Evet, Orkun'un $25 verilen Vince Williams'a $0 vermesi. Daha önce. Tevkif Pres $5, Single Malt $3. TJ McConnell, Team Fero $0. Penis Chocolate $0. Single Malt $6. Tevkif Pres $7. Şemsettin Baş $7. Orkun Çolakoğlu $9. İnan Özdemir $11. Evet, bu tabii Halbert'ın sakatlandıktan hemen sonra. Biz yapsak bunu, yok panelden şöyle oldu bu arada. Ben birkaç kere bu arada, kusura bakma, çok güzel taklidini böldüm. Teşekkür ederim. Asla bir meddaha dokunmak istemem ama dokundum mu da tam dokunurum. Aynen, iyi yaptın. Şey oldu orada, ben önce $6 verdim. Ulan sonra uyku tutmadı, 8 yaptım. Sonra dedim ki ulan bunu ne yapayım, bir 11 yaptım en son. Allah'tan yapmışım, gidiyormuş yoksa yani. Bu sabah aynı şeyi ben yaşadım. Öyle anlarda demek insan fazla veriyor. Kime yaşadın? G.G. Jackson. Çok zor duruyorum arkadaşlar. Allah aşkına beni tutun. Gece yatmadan Golden State Memphis maçına bakıyorum. Bu 8-11 falan diye gidiyor. Yani atma sayı. Bir önceki maçta da 20 atmış. Senin de bir süredir maç izlediğin ilk gece. Yapma güzel kardeşim, yapma bak. Yapma. Sabahları izliyorsun. Ben sana Devam et lütfen. Yatalım. 3 gün dinlenelim ya. Allah aşkına ya. Ya. Gece şey attım. Önce bir kapattım. Yani ilk ne derler? Basketbol. Claim'de bulundum. Sonra sabah para yazdım oraya. Önce bir 5 yazdım galiba. Sonra yok dedim, bu 10 falan olur. Oynuyor çünkü. Memphis'te adam kalmadı. Sürekli böyle 10, 11, 12. En son 15 çaktım. Caner Eler 9 vermiş. İyi, o seni kurtarmış. Yani bu ne demek? 5 dolar fazla verdim. Olsun o 5 dolar. Ama helal olsun. 18 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. 2004 İnşallah oldu. Devam eder bu Kral, katkısına. 2004'te neredeydin? Okuldaydım. Kaçıncı sınıftın? Kaçtım lan? 2004. 1. 2. O günlerde Cici Jackson doğdu işte. Evet. Cepten yiyor bugün. Hatta bizim bir dahiliyetimiz yok. Tabii Caner Eler girmiş bu oyuncuya. Ve yani Whitmore'a da girmiş. Ama 0-0. Yani Whitmore'a girersen Cici'ye girerler Caner Eler. Hayır, şöyle olmuş. Cici'ye girmiş, Whitmore'a girmiş. Cici'ye para vermiş, Cici'yi öncelik belirlemiş. Cici'yi kaybetmiş. Cici'yi öncelik belirlediği için de Ken Whitmore'u da kaybetmiş. Evet. Yani çok önemli bu dersler aslında, barındırıyor aslında. Evet, tipin seçim dönemindeki stratejisini de bize tekrar hatırlatıyor. Ben şöyle bu güzel espriyle seni baş başa bırakmak istiyorum. Madrajdan bir çıkayım da. Öyle kenarları buluyorlar ya. Kesit falan alınırsa hiç biz dahil olmayalım. Burada bir sinema adamını, kültür adamını. Ama konuştum. Hayır. Daha ortaya attın mı? Hayır. Neyle? Şimdi şöyle, seni vizyondaki filmleri sana soracağız. Evet. Şimdi ekonomik durum malum. Bir sinema bileti yeri gelince 200-250 lira oldu. İzleyicimizin boş atmaya şeyi yok. Tahammülü yok. O yüzden vizyondaki filmleri Sokrates izleyicisi için yorumlayacaksın. Tabii ki. Arıcı mı? Beekeeper. Ne bu? Beekeeper. Nedir bu? İncele. Animation herhalde. Yok. Jason Statham. Bu şey. Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan asla durmayacaktır. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey Adam Clay'in eski bir beekeeper ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağı. Vay 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 vay. Ya şunu söyleyebilirim, hiç çekilmemişti daha önce böyle bir film. Tebrik ediyorum Jason Statham ve bütün arkadaşları. Bu filme gidilmez. Kolpaçino 4-4'lük. Evet, bir vizyon yarışı var bu. 3391 ile Kolpaçino şu anda. Kolpaçino diyorum ben hatta Fransızca aksanla. Kolpaçino. Le Kolpaçino. Kolpaçino ve 3391 şu an bir vizyon yarışındalar. Evet. Ama 3391 öndeymiş. 3391'in konusu okuyalım. Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından uyarlanan film bir uzak mesafe aşkının hikayesini anlatıyor. İzmir 18 yaşında. İsmini aldığı güzide şehrimiz İzmir'de yaşayan bir genç. Of! Bir gece aldığı bir mesajla hayatına Ege girer ve her şey bir anda değişir. Aşk. Eğer aşkı seviyorsanız, eğer aşktan yana dertsizseniz ya da dertliyseniz. Bu İzmir, Ege, arkada Eyfel Kulesi var. Evet. Orada. Ama işi şansa bırakmayan bir afiş. Yağmur, düşen bir çift evet. Ve Eyfel. Yani arkaya saat kulesi koyacaktık yanlışlıkla. Abi bittim ben. Tay 2 Ebabil takımı Ebabil takımı. Bu bir animasyon. Evet, film annesi Şiraz'ın izinden giderek, ki senin de sevdiğim bir üzüm. Aha çok enteresan. Annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eden Tay'ın Kudüs'ten Mekke'ye uzanan hikayesini konu ediniyor. Evet, şimdi burada tabii. Şimdi burada. Muhafazakar animasyon. Evet. Ama eşeği direkt almışlar gibi. Shrek'teki eşeği. Olabilir. Direkt almışlar yani. Hani. Deve var. Evet, deve ve Tay var. Deve, Tay, eşek. Yani filmin konusu her şeyi anlatıyor. Hiç üzerine yorum yapmayalım. Bence de. Aha, geldim İnan'ın filmine. Palmiyeli malmi of. Narsisle aşk. Bir Valeri Donzelli filmi. Ya Fransızcası ne acaba? Onu da belki İnan'a sorabiliriz. Onu şimdi İnan söyleyecek. Oyuncular Dominique Raymond, Virginie Efira, Melvil Poupaud. Melvil Poupaud iyi oyuncudur. İyi oyuncudur. Benim şeyim... iyi oyuncu. Melvil Poupaud, benim Eric Romer'in Kondete filminde oynuyor 92-93 civarında. O filmde oynayan genç bir kardeşimizdir. Hatta yakın dönemde onun, bu Anatomy of a Fall'un yönetmeninin çektiği diğer film olan Victoria diye bir film var. Victoria ile Yatakta diye bir film. Bad with Victoria. Diyelim. O filmde oynuyor Melvil Hoca. Bu kadar. Yani bu iğrenç ve sıkıcı bilgi bu kadar. Hayır. Blanche Gregoire'la tanıştığında ideal eşini bulduğunu düşünür. Tutkuyla birbirlerine bağlanırlar. Aynı eve çıkar. Birlikte Blanche'in ailesinden uzağa taşınırlar. Artık yeni bir hayata başlamışlardı. Ama zaman geçtikçe Blanche kendini bu son derece sahiplenici ve tehlikeli adamın pençelerinde bulur. Rozan, toksik ilişki. Aşk hayatını hangi filmle özdeşleştiriyorsun şu anda? Ben... Kolpaçino 4. Tay 2. Film söyleyemem şu an. Net bir şekilde bir film. Yani isimden... Provokatif bir soruydu. Öyle. Neredeyse evet, yani genel olarak bu. Rafadan Tayfa diye bir film var. Hayrimatör. Evet, ama yani hepinizin şu an çekindiği bir film görüyorum orada konuyu okumakta. Onu okumuyoruz. Mutluyuz var. İbrahim Büyükak. Çok yakında Demirkol'un Galaksi Rehberinde. Karşı karşıya getirdim. İbrahim hoş geldin. Küçük Deniz Kızı var. Küçük Deniz Kızı, sevgili Yusuf Cebeci bu filmde rol alıyor. Ölümlü Dünya 2. Gökhan Özen'in bir filmi var mı? Dün estetiğiyle görünce özledim Gökhan Özen'i. Gökhan Özen'in filmi mi vardı daha önce? Ben şu Jetski ile kaybolma mıydı? Evet abi. Ama muhtemelen kolpaydı olay. Aquaman var. Dilerseniz Aquaman'le bu sayfayı kapatalım. Aquaman, evet, bu sayfayı kapatıyoruz. Sizden gelenler bölümüne geçiyoruz. Geçiş yaptık. Yaptık. Şu anda o bölümdeyiz. Geçtik, evet. Veysi Helvacı. Erkan Yılmaz'ın liderliğini kimsenin Big Dick'in üzerinde olmayı istememesine bağlayabilir miyiz? Ronnie O'Sullivan da bu konuyla alakalı güzel bir açıklama yaptı. Orta parmağını gösterip bunun üzerine oturabilirsin dedi Ali Carter'a. Masters'ta mı? Evet. Nasıl verdim? Terbiyesizlik etmiş o zaman. Uğur Ozan Sulak'ın da snooker yazılarını okuyabilirsiniz. Drivel'da. 15 yıl. Drivel'da da okuyabilirsiniz ama esas TR-Eurosport.com'da bir Ronnie O'Sullivan yazısı vardır. 15 yaşında Ronnie O'Sullivan'la nasıl yollarının kesiştiğini anlatan duygusal bir yazıdır. Bir programda Orkun o yazıyı gelip sesli okumak isterim burada. Ben de size bir sonraki programda ben de size bir yazı tavsiye ediyorum. İnan Özdemir'in Kayseri Spor sezon değerlendirmesi. Lütfen bu yazıyı açabilir miyim? Lütfen bu yazıyı. Bastırma gibi takımınız var. Sezon öncesi analizi Kayseri Spor'un. 30 Mayıs 2011 doğum günümden tam 30 gün sonra başlık. Kayseri'nin sezonu. İşte bu kadar. Sezonun en istikrarlı takımlarından biri Kayserispor. Peki bunun neye borçlu? Aa bak, sezon önce İnan Özdemir yazdı. Yani kesinlikle neye borçlu oldukları bende yok ama yazmış. İnşallah girişte oasis falan yoktur Kayseri. Bak giriş tam ne biliyor musun? Giriş şey, konuyu bilmiyorum ama konuyla ilgili hiçbir fikrim yok ama bu yazıyı yazmak zorundayım. Çünkü 20 yaşındayım ve medyada tutunmaya çalışıyorum. Evet. İstikrar Türk futboluna uzak bir olgu. Herkesin ortak şikayeti teknik direktörlere gereken sabrın gösterilmemesi. Alex Ferguson'ın Manchester United'da geçirdiği senelerin sayaçla peşinden koşmamız, Giroud'un Auxerre'in anahtarını 44 sene elinde tutmasını gıptayla izlememiz biraz da bundan. Kısacası hocamızın arkasındayız kelimesinin gerçekten bir anlam ifade ettiği yerler var ve biz oraların özlemiyle yaşıyoruz. Of. Bak işte, bu şu ana kadar Kayseri'ler hiçbir şey yok. Öykü bu yazıdan sonra İnan'a mesaj atıp seninle tanışmak istiyorum. Kayseri Spor yazınızı okudum. Bazı itirazlarım var. Mehmet Topuz'u değerlendirmesiniz. Ben o ilk şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Üzerinde olmamak istemiyorum. Altında olmak daha mı iyi? Ben açıkladım Uğur Ozan'ı. Evet, biz burayı kestik. Öncesini kastettiğini açıkladı. Tebrik ediyoruz seni. Kayserispor. Birkaç yazı daha vardı yine. Çok var, yani hayır, Süper Lig özelinde. Var evet var. Benim bir Merseyside yazım vardı. Yani Merseyside. O dönemki psikolojimiz ve felsefemiz ne gerekirse aynen. O. Ne istenirse o. Yani sadece bir kariyer peşinde koştuk. O site hala kapanmamış durumda. İlgililere sesleniyorum. Çok arşivi bulamayabilirler tabii. Kerkenes Kamil 83-36. Car car sakatlık algısı yapıp Tyrese Haliburton'a nazar değdiren Onur ve Erdem isimli fantezi sunucuları. Ligin en uyumlu fantezi ikilisinden özür dileyerek programı açmalı. Buğra ve Ruhat'ı kastım. Evet. Tevkiften özür dilemeliyiz. Özür dileriz. Tyrese Haliburton'a çok iyi oldu. Çok ya oldu. Biraz dinlenecek. TJ McConnell'da bende. TJ McConnell'da onda evet. Burak Kök 66-80. Sayın Orkun Çolakoğlu izleyicilere cevap vereceğine takımıyla ilgilensin. Saygılar. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu yorum neden 20 beğeni almış? Ben de bilmiyorum. Düşmanların mı var? Yani biz takımımızla ilgileniyoruz Burak Bey. Açın bakın. Bu hafta kaç transfer yapılmış? Locampos. Pardon. Hiç önemli değil. Abi artık programı 0.5 yani 0.5. Evet, izliyorum. Süre sıkıntısını çözdüm. Çok mutluyum. Tebrik ederiz. Herkese de tavsiye ederiz. Herkes kendi çözümünü bulabilir. Yeter ki o çözümü arayın. Kloyus. Rohat'ın... Yüzüklerin Efendisi Ruhat atlıları. Ruhat'ın temas sevici fantezi partneri tarafından bolca okşanması sansürü hak etmeliydi denmiş. Gözümüzden kaçmış. Max Bisic. Ali Konovic'i Ataköy durağında gördüm. Yanımdaki arkadaşımı Ali Konovic'in duyacağı bir şekilde Ali Konovic'in arkasındaki bir yeri göstererek Kaan Kural geliyor dedim. Ali Konovic aşırı tedirgin bir biçimde kapşonunu kafasına geçirip hızlı adımlarla ve arkaya endişeli bakışlar atarak uzaklaştı. O kadar gerçekçi ki bu sahne. Ali'nin yürüyüşünü şu an hayal ediyorum. Efes değildir de bu... Şimdi Efes değilse... Ne acaba Ataköy duran? Saat... Ya o oralara gidiyor da Ataköy'de niye durdu acaba? Bir şey yapmışlar arkadaşlarla, onun çok toplandığı gecelerden biridir yani. İnşallah öyledir. Hikaye çok enteresan. Güzel bir hikaye. Helal olsun bu arada. Ali Konovic'i de bugün bir ocak başında gördük storylerden. Evet. Güzel bir masadaydı. Yani bir ocak başında ancak bu kadar yeşil bir sofra ortaya çıkabilirdi. Biliyorsunuz kendisi vejetaryen ve yani yeşil ne varsa getirin demişler. Etsiz ne varsa, tuhaf bir masaydı. Dr. Adalente. Acun Bey konseyde çocukları olana görüşme imkanı vereceğini açıkladı. Yiğit Poyraz'ın çocuğu gibi baktığı takımıyla görüşmesi için başvuru yapıldı mı? Güzel bir mesaj. Like'a da güzel bir gönderme. Haksızlık sadece çocuğu olana bu hakkın verilmesi yani. Ben iş yerlerinde Kral, üniversitenin başında şeylerde çok çalışıyordum. Bu etkinliklerde, eventlerde kapı önünde durup yer gösterirsin ya. Sigara içenlerin sürekli bir izni oluyordu. En sinir olduğum şeydir abi hayatta. Ayrımcılığa karşıyız. Yani sigara içenin molası olmaz. Molası varsa herkesin olacak. Aynen öyle. Herkesin oldu. Aynen öyle. Eczacı 7502. Ya bir şey soracağım. Bilen varsa giriş müziğinin ismini paylaşabilir misiniz? Sürekli denk gelip şazamlıyorum ama sonuç çıkmıyor maalesef. Zaten... Ebru Gündeş Fırtınalar. Bir giriş şarkısı koyalım ya. Söyle bari. Mehmet Demirkol karşı karşıya. Evet, bu hafta öyle başladı. Öyle başladı. Bu hafta Mehmet abinin programıyla... Hoşgörüsüne sığınarak. Evet, aynen. Özgür Mesdoğan 43-93. Mesdoğan. Bugün Mehmet Ali Birant diyelim. Aman. Süre böyle devam ederse seyirci programa boşanma davası açacaktır. Hakim de herhalde haklı sebep sayacaktır. Oo. Çok ince. İnceden bir mesaj. Bir mesaj. Ayağınızı denk alın. Alın, bu süre yeterli mi size Özgür Mesut Bey? Saate geldiğimizi görüyorum. Bamba diye başladım ben. Uğur Ozan'ı belirli aralıklarla sürekli rüyamda görüyorum. Beyefendi lütfen rüyalarımı rahat bırakın. Beyefendi Uğur Ozan'ın sinirlendiği ve tanımadığı insanlara hitabıdır. Beyefendi benim dürümüm gelmemiş. Beyefendi benim donut siparişimde yeterince donut yok. Beyefendi ben çatal istemiştim, gelmemiş. Hep de bir şey eksik gelir Uğur'dan'ın. Ama hiç yanlış. Ben öncelikle bu rüyadaki, daha doğrusu bu rüya sürecindeki sorumluluğumu anlayamadım. Daha açabilir misiniz? Nasıl yani, görüyorsunuz mesela? Nasıl görüyorsunuz? Ne yapıyorum ben rüyada? Hani bir şey bilsem onu yapmayı bırakırım belki. O evet, konuda yardımcı olabilir. Seçkin Yılmaz 83-80. İsmimiz son... İsmimin sonundaki numara ne, onu öğrenmek için yorum atıyorum. 83-80 dövme yaptırabilirsiniz. Evet. Bitti. Soru bitti. Yani sorular bitti. Bitti mi? Sorular evet, bitti. Soru bitti ama program bitmez. Bitti. Bitti. Yani şey olarak bitmez. Bir fikir olarak bitmez bu program. Bitmez. Yaşar sizle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İnan teşekkür ederim. Yine can kattınız ya programa. Evet, 2 programlık program çekmiş olduk. Evet. Bir bölüm. Ama bu demek değil ki bir kez daha gelmeyeceksiniz. Yani sen zannediyorsun ki sezonu kapadım. Oh. Estağfurullah. Hayır, yok öyle bir şey. Ben bu program... Haftalık fantezi İnan Özdemir'i arar. Evet, evet. Ve ben o telefonu nasıl açarım biliyor musun? Sorgusuz sualsiz. Şöyle değil. Yani benim için o telefon şu değildir. Evet ya da hayır değil. Ne zaman geliyorum? Bu arada... Çok böyle arada konuştuğumuz bir program fikri vardı, hatırlarsınız. Evet. Reklam ekibinin bazı çalışmaları olduğunu da öğrendim bu konuda ama bilmiyorum sonuçlanır. Ne zamana yetiştirecekler ya, acaba? Bu sezona yetişir mi? Yetişmez mi? Zaten 10 bölümlük bir şey. Yaralarımızı saras. Bir gönderme yapayım dedim, olmadı. Allah! Brother. O sırf aksa. İstersen sen kapat bu hafta. Kapatabiliriz. Önce sen kapat. Acayip bak, girişte de Atal espri, çıkışta bu espri. Bunlar şey, İnan Özdemir'in bugün ne kadar motive geldiğini gösterir. İnan'dan özür diliyoruz. Saat 6'ya kadar burada bekliyoruz. Estağfurullah. Ben de verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Bunlarla çok oynadım. Eğer böyle ekranda rahatsızlığı olan varsa, bazıları biliyorsun ekranda çok her şey derli toplu olsun istiyor. Onlardan da kusura bakmayın. Sürçülü tanetiysek affola. Ekrana bakmayı versin onlar da. Haftaya görüşmek üzere.